Evet, merhaba sevgili Faygocular. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bir haftadır Pokemon Trading Card Game online oynuyoruz. O yüzden buna biraz ara vermek istedim. Yani bu farklı konsepte bir video olacak. Zaten video başlığında da gördüğünüz gibi bu video 7 Büyücü Divanı'nı konu alacak. Yani benim yazmış olduğum kitap. Yani kitapla çok uğraşamadım. Aslında biraz bahtsızlık oldu. Tam kitap çıktı, bir tane imza günü oldu ve ardından ne yazık ki bu virüs illeti devreye girdiği için kitabın üzerine çok düşemedim. Yani gün içinde uğraştığım olaylardan dolayı da pek fazla üstüne düşemediğim için kanalda belki haberi olmayanlar vardır. Belki okuyamamış olanlar vardır. O yüzden yani bu seride kitapla ilgili minik videolar gelmeye başlayacak bu videodan itibaren, arada sırada sürekli pat diye kitaba dönmeyiz tabii ki, ama haftada bir gelir, 2 haftada bir gelir, acelesi yok yani. Bu ilk adımda da yaklaşık işte 20 bölümde veya 30 bölümde, belki daha da fazla kitabı kanalda okumayı düşünüyorum. Yani hem merak edenler kitabın başını dinlemiş olurlar, hem de kitapla tanışmış olursunuz. Yavaş yavaş bu kanalda tamamlanacak. Dediğim gibi çok fazla acelemiz yok. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi muhabbeti uzatmadan o zaman başlayalım. Yani kamera, yani benim suratım gözükmeyecek kitabı okurken. Sadece sesli olacak. Ekranda görüntüler olabilir. Hani Feriton'un hikayeleri vardı ya, o kafada bir şey olacak. Şimdiden sizlere iyi dinlemeler diliyorum. Bakalım. Başlıyoruz. Başlamadan önce bir de şey de ekleyeyim. İleride şey de gelir. Yani kitapla ilgili yazdığımız makaleler var. Onlar da eklenebilir. Ve belki de Discord kanalı üzerinden kitabı bitirenlerle kitap hakkında sohbet edebiliriz. Ve bir sohbet yayını da yapabiliriz belki. Bölüm 1. Barbarların Tuzağı. Bugün büyücünün salonu yakın geçmişe nazaran oldukça dağınık ve temizlikten uzak gözüküyordu. Son bir haftadır uğraşları sebebiyle bu mekanın dışına adımını bile atmamıştı. Ama önceki sabah kimseye bir kelam etmeden zihnindeki sorulara bazı cevaplar bulma umudu ile salonundan ayrılmıştı. Salonun fazla geniş olduğu söylenemezdi. Buraya ilk girildiğinde geniş ve göz alıcı kitaplık dikkat çekerdi. Zira büyücü şu sıralar o kitaplara fazla ihtiyaç duyuyor gibiydi. Bizzat büyücüye tahsis edilmiş bu büyük alan sıradan ve göz yormayan eşyalar ile döşeliydi. Büyük ve tek bir penceresi olan bu çalışma alanından dışarıya göz ucuyla bakıldığında Virilden şehrinin irili ufaklı yapıları oldukça net bir şekilde gözüküyordu. Genelde işçi karıncalar gibi gözüken halk, gece şehri sarmaladığı vakit bu geceki gibi günün temposunu ara verme amacıyla evlerin veya hanların yolunu tutmuşlardı. Pencereden aşağı üstün körü bakan çırak Klaus Epperling, yüzüne çarparak saçlarını dağıtan esinti sebebiyle bu keyifli manzaraya ara vermek zorunda kaldı. Dans eden rüzgar temposunu arttırarak daha da haşinleşti. Esintinin etkisiyle salonun dışına adım atılmasını sağlayan kilitlenmemiş eski kapısı ağır ve gıcırtılı bir şekilde açıldı. Klast ilk olarak pencereyi, ardından da kapıyı kapadı. Bu kapı şu an bulunduğu büyücü kulesinin aşağıdaki katlarına inmesini sağlayan sarmal merdivenlere doğru açılıyordu. Aşağıdaki bazı katlarda da tıpkı bulunduğu salon gibi diğer büyücülere ayrılmış olan kısımlara ulaşmak mümkündü. İlk 3 kat ise biraz istisnai bir durum taşıyordu. Klast şu an 6. ve son kattaydı. Alt katlara inen uzun ve dolambaçlı merdivenleri kullanmak onu fazlasıyla yorsa da büyücünün kendisine verdiği günlük görevleri tamamlama amacıyla kuleden sıklıkla dışarı çıkardı. Buna rağmen büyücünün salonunda vakit geçirmeyi seviyordu. Salonun doğu cephesinde büyücünün özel odası bulunuyordu. Kapı her zaman kilitli olurdu. Genç Klast, kapının hemen yanında duran tozlu aynada kendisine baktı ve babasının sözleri aklına geldi. Babası her zaman ona ne kadar dedesine benzediğini söylerdi. Soluk bir ten, saman rengindeki saçlar ve grimsi cansız gözler. Dedesini tanıma fırsatı yakalayamamıştı. Hayatında sadece babası ve efendisi olan büyücü vardı. Tek tanıyamadığı kişi dedesi de değildi. Bundan yıllar önce babasına annesinin nerede olduğunu sorduğunda
Babası bu konu hakkında konuşmak istemediğini söylese de konuyu üstelediği zaman gerçeği öğrenmişti. Annesi Klaas'ı hayata getirirken can vermişti. Büyücü çırağı bunu zor da olsa kabullenmişti. Zamanının büyük bir kısmını efendisinin işleriyle, kalan kısmını da yalnız kalmış babasına yardım ederek geçiriyordu. Klaas kendi dış görünüşüyle pek barışık değildi. Bu yüzden benzetildiği dedesinin evlendiği için çok şanslı olduğunu düşünürdü. Çünkü kimse hayalet gibi gözüken, kekeleyen, cesaretsiz bir kimseyle evlenmek istemezdi. Klaas umutsuzca iç geçirdi ve devasa aynayı silmeye başladı. Bugünün sıradan işlerini yapmak için geç bile kalmıştı. Aynayı sildikten sonra ahşap zemini isteksizce silmeye başlayacak iken gözü karşısındaki rafta duran küreye takıldı. Hayatı boyunca fazla büyülü küre görmemişti. Bu küreyi büyücü yeni getirmiş olmalıydı. Klaas bunun varlığını yeni fark ediyordu. Kendisini istemsizce küreye yaklaşırken buldu. Ona doğru sersemlemiş adımlarla ilerlerken içinde bir titreme hissetti. Ellerini tozlanmış rafın üzerinde duran küreye doğru uzattı ve onu ellerine aldı. Vücudundaki soğuma gitgide artarak karşı koyamayacağı bir raddeye ulaştı. En sonunda göz kapakları yavaş yavaş kapanmaya başladı ve bilincini kaybetti. Gözlerini açtığında kendisini yerde yatarken buldu. Ellerinde kürenin kırılan parçaları vardı. Bir an için ne olduğunu anlamaya çalıştı ve etrafına şaşkınca baktı. Yaptığı şeyi hatırlayınca içini bir korku kapladı. Hemen yerden kalktı, parmaklarındaki ve terlemiş avuç içlerindeki cam parçacıklarını çıkarmaya başladı. Ellerini iyileştirici merhem kasesine daldırdıktan sonra hızlı adımlarla küreyi aldığı rafın önüne gitti. Yerde halen daha temizlenmeyi bekleyen küre parçaları vardı. Süpürgeyi aldı ve parçaları bir bezin üzerine topladı. Pencereye doğru hızlıca ilerleyerek parçaları aşağı doğru silkeledi. Büyücünün o küreye benzer bir sürü küresi olmalıydı. Bu küre ile yaşadığı bahtsızlığı fark etmemesini diledi. Aynı anda arkasından gelen bir ses irkilmesine sebebiyet verdi. Klaas, bu kulede kaldığın zaman zarfı boyunca hasar verdiğin her nesne için 5 yıl lanetleneceksin. Diyerek Klaas'ın arkasında beliriverdi Efendi Bleu. Her zamanki gibi lacivert cübbesi ve sivri uçlu şapkası üzerindeydi. Belinde ise uzun zamandır yıkanmadığı belli olan koyu yeşil bir kuşak vardı. Ve kuşağında da meşe ağacından yapılmış ucu kıvrımlı bir asa vardı. Uzun beyaz sakallarının arasında birkaç siyah tel görülebiliyordu. Böylece de her fani gibi zamana karşı koyamadığını gösteren parçaları üzerinde taşıyordu. Belindeki kuşakla aynı rengi taşıyan koyu yeşil gözlerini Klaas'ın üzerine dikti ve ona sinirli bir şekilde baktı. Efendi bile ben hepsi bir kazaydı dedi Klaas kekeleyerek. Acemi büyücü çırağının korkudan elleri titriyordu. Büyücü ona bakmaya devam etti ve aniden kahkaha atmaya başladı. Efendim, iyi misiniz? Diye sordu Klaas endişeli bir bakışla. Küre için endişelenmene gerek yok ufaklık. O sadece şehirdeki alımlı kadınların her hareketini göstermeye yarayan bir büyülü aletti. Yaşlı sapık Amper'ın bana bir hediyesiydi. Zaten satmayı düşünüyordum. Dedi büyücü gülerek. Daha sonra aniden ciddileşti. Sana verdiğim eşya listesindeki eşyaları yolculuk için hazırladın mı? Yarın güneş doğmadan önce yola çıkmamız gerekecek. Viekuan şehrindeki büyücüler toplantısına geç kalmak istemeyiz öyle değil mi? Diyerek Klaas'tan onay bekledi. Evet, hepsini hazırladım efendim. Ayrıca babam yolculuğumuz için kulenin ahırına 2 tane at bıraktığını söyledi. Dedi Klaas sevinçli bir şekilde. Büyücü kafasını sallayarak durumu onayladı. Arkasını dönüp ilerlerken Klaas'ta döndü. Beni rahatsız etme. Okumam gereken bazı parşömenler var. Dedi ve odadan ayrıldı. Klaas cebinden büyücünün verdiği eşya listesini çıkardı ve kafasını kaşıyarak son bir kez daha listeye göz attı. Bleu odasına girer girmez kapıyı kilitledi. Eski ahşap dolaba doğru ilerledi.
elini dolabın pürüzlü yüzeyinde gezdirdikten sonra raftaki kitapları aldı ve masasının üzerine açık bir şekilde koydu. Ardından tekrardan boş rafa doğru ilerledi. Birkaç büyülü kelime mırıldanmaya başladı ve rafın tam ortasında bir ip beliriverdi. Bleu ipi çekti ve rafın ortasında gizli bir bölme açığa çıktı. Gizli bölmede birkaç eski parşömen ve göz alıcı bir altın kolye bulunuyordu. Şu zamana kadar gördüğü tüm altınlardan daha etkileyici gözüken bu elips şeklindeki objenin tam ortasında mavi bir cevher bulunuyordu. Ellerini aldığı kolyeyi tam boynuna geçirecek iken Clast'ın sesiyle irkildi ve alelacele kolyeyi cübbesinin cebine koydu. Bir şeye ihtiyacınız var mı efendi Bleu? Diye kapının arkasından seslendi Clast. Beni yiyeyim, işinin başına dön ufaklık. Diye bağırdı Bleu. Clast'ın gitgide azalan ayak seslerini duyduktan sonra kolyeyi cebinden çıkardı ve boynuna geçirdi. Kolyeyi elleriyle kavradı ve üzerindeki cevhere parmağı ile güç uyguladı. Birazcık güç ile cevher oturmuş olduğu altın kolyenin yatağından içeri doğru ilerledi. Hevesle olacakları bekleyen Bleu'nun kemikten ayırt edilemeyecek derecedeki ince parmakları titriyordu. Her ne kadar büyülü eşyaları geliştirmek alanında uzmanlaşmış bir büyücü olsa da hayatında kendisini heveslenirken bulduğu işlerden birisi de bu kolyeyle uğraşmak olmuştu. Derin bir nefes aldıktan sonra kolyenin üzerindeki cevher tekrardan eski konumuna döndü. Ve yaşlı büyücünün hevesi boşuna çıktı. Lanet şey! Diye mırıldandı. Aylardır her gün bu kolyeyle uğraşıyordu. Bazen sınırları aşmayacak şekilde fiziksel güç, bazen de kolyenin gücünü açığa çıkaracak bir büyü deniyordu. Sarf ettiği fiziksel efor boşa çıkınca bu gizemi ortaya serme ihtimali olan bir büyü yapmayı düşündü. İlk olarak masasına doğru yöneldi. Boş parşömenlerden birisini ve kalemlerin arasında bulunan kuzgun tüyünü aldı. Tüyü kırmızı mürekkebe daldırdıktan sonra parşömenin üzerine bir daire çizerek etrafına antik dilde birkaç kelime yazdı. Yazdığı kelimeler en az yaşadığı ülke olan Kontipos kadar yaşlı olan bir kitapta geçiyordu. Ve ülkenin ilk büyücüleri tarafından hazırlanmıştı. Bu kitap, ülkeler birbirinden ayrılmadan önce insanlar tarafından kullanılan ve şu an antik dil diye adlandırılan lisandaydı. Diyarda çok da popüler bir dil olduğu söylenemezdi. Bleu ve diğer büyücüler için ise her dil biraz daha bilgelik demekti. Kitabın bahsettiği konu ise büyülü aksesuarlar idi. Bleu, kolyenin gizemini çözmek için diğer ülkelerin de bu konu hakkında bahsetmiş olduğu eserlere zor da olsa ulaşmıştı. Hatta kolyenin ilk bulunduğu ülke olan Tundura kültürüne ait eşya büyüleme hakkındaki kitaplardan bazılarını meşakkatli yollardan temin etmişti. O kitapta rastladığı bilgiler ise büyülü bir eşyanın gücünü ortaya çıkarma hakkında pek işe yaramamıştı. Bleu'nun amacı kolyenin işlevinin ne olduğunu çözmek idi. Ve bunun için elinden geleni yapıyordu. Bu konu hakkında yardımcı olabilecek tüm kitapları neredeyse okumuştu. Ve şimdi de antik tekniklerden birini deneyecekti. Bu teknik işe yararsa büyülü eşyanın yaratıldığı tarihi gösterecekti. Çizdiği dairenin etrafına yazdığı antik dildeki kelimeler de bunu göstermesini sağlayacak büyünün kelimeleriydi. Bleu'nun antik büyüler ile arası iyi olmamasına rağmen bu gizemi çözmek için bir kumar oynamaya değerdi. Bleu'nun bilmediği diğer şey ise tahminen bile olsa bu eşyanın ne zaman yaratılmış olduğuydu. Bu gizemli obje yakın geçmişte büyü aracılığıyla yaratılmış veya ona maruz kalmış bir şeyse onun gizemini çok kısa bir sürede çözebilirdi. En azından Bleu böyle düşünüyordu ve belki de bu eşyanın yaratıldığı tarihi öğrenme şansı olursa işleri daha da kolaylaştırabilirdi veya en azından o tarih hakkında yazılmış kitaplara ulaşabilirdi. Bu yeterli olacaktır, dedi kısık sesle. Henüz genç bir büyücüyken parşömen yazma dersinde pek yüksek notlar alan biri sayılmazdı. Ama kendisine verilen görev gereği kolyenin gizemini çözmeliydi. Kolyeyi tekrardan eline aldı
ve bunu çizdiği kırmızı dairenin tam ortasına koydu. Büyülü kelimeleri söylemeye başladı. Kelimeleri söylerken kolyenin ortasındaki mavi cevherin renginin yavaş yavaş değişmeye başladığını fark etti. Mavi renk yerini usulca sarıya bıraktı. Tarihi göstermedi ama belki de işe yarar hale gelmiş olabilir diye düşündü. Uzun uğraşlar sonucunda kolyede ilk defa bir değişiklik gözlemliyordu. Ve önceki denemelerinde yaşadığı başarısızlıklar yüzünden bu kolye onun için neredeyse bir takıntıya dönüşecekti. Sonuçtan memnundu. Büyücü tebessüm etti ve kolyeyi boynuna geçirdikten sonra cevhere parmağıyla bastırdı. Bir süre bekledi ama görünürde halen daha bir şey yoktu. Yaşlı büyücü sinirlendi ve kolyeyi boynundan çekerek camdan dışarıya doğru fırlattı. Hayatında ilk defa bu kadar fazla başarısızlığa uğruyordu. Ve kolye ile uğraştığı 2 ay boyunca daha da yaşlandığını hissediyordu. Hayır, vazgeçemem diye bağırdı ve yaptığı hatanın farkına geç olmadan vardı. Retaur robnetum diye mırıldandı. Kolye süzülerek büyücünün ellerine geri geldi ve hemen ardından pencereyi kapattı. Daha da geç saatlere kadar bu işle uğraşmak istemiyordu. Ay bu gece harika gözüküyor. Ama sizin için aynısını söyleyemeyeceğim. Şu halinize bir bakın, dedi Lirin etrafındaki adamlara bakarak. Üzerinde ince ve kahverengi bir palto vardı. Kestane rengi saçları ile garip bir ahenk içerisindeydi. Diğer barbar kadınlarından daha narin bir vücuda sahipti. Ve onların çoğunun sahip olamadıkları yeşil gözlere sahipti ki şu an sinirlendiği için yeşil gözlerinde büyülü bir alev vardı adeta. Oturduğu yerden kalkarken sağ elindeki son parçalarını yiyemediği butu toprağa fırlattı. Sinirlenme sebebi perişan ve isteksiz gözüken adamlar idi. Onlara bir kez daha baktıktan sonra sakinleşti ve konuşmaya başladı. Büyücünün kulesinden aldığım istihbarata göre güneş doğmadan yola çıkacaklar. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 2 saat içerisinde gri ormandan geçmek zorundalar. Acele edin ve toparlanmaya başlayın, dedi ve kendi çadırına doğru yöneldi. Vanska diğerleri gibi kamp ateşinin başından kalktı ve aldığı emirler doğrultusunda hazırlanmaya yöneldi. Kendi çadırına doğru yönelirken kamp ateşini söndüren Starn'a baktı. Hey Starn, şu ihtiyara çadırı toplamasında yardım etmez misin? Dedi tek kaşı kalkık bir şekilde. Bir yandan da adeta bir çakal gibi sırıtıyordu. Bunun sebebi büyük ihtimalle kendine yaptığı ihtiyar imasıydı. 20'li yaşlarının sonlarındaydı. Fakat Starn'ın gülmediğini görünce tekrardan ciddileşti. Starn grubun en geç üyesiydi. Sadece 17 yaşındaydı. Kamp ateşinin ışığı ile kukuletasının önüne düşen turuncu saçları gözüküyordu. Kukuletası ona bol gelen kıyafetler yüzünden duyduğu utancı ve çilli suratını gizliyordu. Grupta arasının hiç kimseyle kötü olmasını istemiyordu. Daha küçük bir çocukken Vanska'nın dahil olduğu Hien Tur klanının ne kadar vahşi ve acımasız olduğuna dair söylentiler duymuştu. O yüzden ufak da olsa bir tartışma çıkmasına gerek yoktu. Ateşi söndürdükten sonra çadırı zeminden ayırmaya çalışan Vanska'ya yardım etmek için harekete geçti. Starn'a göre Vanska'nın ayırt edici özelliği gözünün altındaki yaraydı. Onun dışında tipik Hien Tur kabilesi erkeklerinden farkı yoktu. Örülmüş uzun siyah saçları, kirli sakalı ve davranışları da buna dahildi. Babasının anlattığına göre geçmişte sürekli isyankar ve baş kaldıran bir kabile olmuşlardı. Ama yine duyduğu şeyler dahilinde son 5 senedir barbarlara liderlik eden Yüce Bargaz önderliğinde Hien Tur kabilesi bile uysallaşmıştı. Çok geçmeden Starn da Vanska ile çadırı toplamaya başladı. Vanska memnun gözüküyordu. Çadırı toplarken konuşmaya başladı. Buraya neden gri orman denildiği hakkındaki söylentiyi duymak ister misin ufaklık? Neden olmasın? Dedi Starn. Pek istekli sayılmazdı. Bu yer hakkında hiçbir şey duymak istemiyordu. Tek istediği yaşadığı ülke olan Tundura'nın topraklarına geri dönmekti. Memleketinin
hava şartları ne kadar soğuk olsa da o, Biricheum köyünün topraklarındaki yaşam enerjisini hissederek ısınabiliyordu. Yurdunu düşününce kendisini biraz daha mutlu hissetti. Özlemine sarılmış olması Vanska'nın sözleriyle yarıda kesildi. Bundan yaklaşık 200 sene önce bu ormanda cüceler ve elfler birlikte iş yaparmış. İnanması gerçekten zor, evet. Kimileri bunun bir amaç uğruna olduğunu söylerler. Onların sözlerine göre elfler ve cüceler aralarındaki farklılıkları yenip bir ortaklık kurmuşlar. Ve belirli bir hazırlık içerisindelermiş. Savaş hazırlığı. Cüceler zengin madenleri sayesinde hazırladıkları kusursuz silahları bu ormana götürüyorlarmış. Elfler de bu silahları daha da kusursuzlaştırmak için doğuştan gelen yeteneklerini kullanarak silahları büyülüyorlarmış. Kime veya kimlere karşı savaş hazırlığı içerisinde oldukları bilinmiyormuş. Ama bu insanların pek hoşuna gitmemiş ve bu ortaklığın ortadan kaldırılmasını istemişler. Ortaklığın en hızlı ve en kolay yoldan nasıl kökünü kazıyabileceklerine dair bir çözüm aramışlar. Tehlikenin tam olarak hangi şahıslar tarafından bu ormana salındığı bilinmiyor. Aynı zamanda tehlikenin ne olduğu da bilinmiyor. Kimileri doğal afet diyor, kimileri yaptıkları bir işin yanlış gittiğini söylüyorlar. Ama özellikle büyücüler arasında bu olaya Kızıl Zauger'in sebep olduğu söyleniyormuş. İki ırk savaş hazırlığıyla meşgulken Kızıl Zauger sinsice ormana yaklaşmış. Ormanın üzerindeki hava kırmızıya dönmüş ve küller yağmaya başlamış. Kısa bir süre içerisinde yaşayan her şey ivedilikle gri rengini almış. O günden sonra ormanın ismi Gri Orman olarak kalmış. Dedi Vanska ve ardından konuşmaya devam etti. Büyücüler kesinlikle korkunç ve dehşet verici şeyler. Tundra'da yıllardır büyücü yok ve Yüce Bargaz sayesinde ileride de olacağını sanmıyorum. Bana kalırsa o kızıl büyücü sadece burada yaşayanları öldürmek için bu kadar zahmete katlanmamıştır. Aradığı değerli bir şey mutlaka olmalı. Tonlarca altın hiç fena olmazdı mesela. Ama biz ise sadece birkaç gümüş ve rütbesi bizden yüksek olduğu için şu aptal sürtüğün emirlerine katlanmak zorundayız. Diye söylenmeye başladı. Starn adamın söylentilerine kafa sallayarak yanıt verdi. Belli ki bu söylentileri alevlendirip tartışma yaratmak istemiyordu. Vanska nefretini kusmaya ara vermedi. Eminim ki onun Yüce Bargaz'ın altına yatmaktan başka bir meziyeti yoktur. Bizim kabilemizde kadınlar sadece yemek yapıp çocuk doğurmaya yararlar. Dünyanın sonu gelse bir kadın erkeğin önünde izin almadan konuşamaz. Haksız mıyım evlat? İşler sizin kabilenizde de böyle yürümez miydi? Dedi ve Starn'dan yanıt bekledi. Haklısın ama onun emirlerine karşı gelmek Yüce Bargaz'ın emirlerine Biliyorum evlat ama ya bir kazaya kurban giderse o zaman aramızda herhangi bir kadın kalmaz. Dedi ve sinsice gülümsedi. Ne diyorsun evlat, bu işte bizimle birlikte misin? Diye bir teklif sundu Starn'a. Starn bunun aptalca bir suikast girişiminden başka bir şey olmadığını biliyordu. Ama bir barbarı kibarca reddedemeyeceğinin de farkındaydı. Bir bahane düşünürken tek göz Bardur'un yüksek ve hoş olmayan sesi imdadına yetişti. Lirin biraz daha oyalanırsanız buradaki gri toprakları sizinle kırmızıya boyayacağını söyledi. Acele edin. Diye bağırdı. Vanska ve Starn tek göz Bardur ile sıraya girdikten sonra Lirin'in karşısında toplam 7 barbar savaşçı duruyordu. Adamlar şimdi biraz daha zinde gözüküyordu. Muhtemelen bunun sebebi yağmalamaya olan açlıklarıydı. Savaşçılar silahlarını çıkartıp yere çarparak tamamen hazır olduklarını gösterdiler. Bu sıradan bir yağma olmayacak. Çalacağımız eşya büyülü ve ona zarar gelmemesi lazım. Ayrıca bu eşyanın sahibi zayıf bir insan sayılmaz. O bir büyücü. Biliyorsunuz ki büyücüler sürprizlerle doludur. O yüzden silahlarınız bu halde işe yaramayacak. Diye bir açıklama yaptı Lirin. Daha sonra aralarında bulunan Tignir'e döndü ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Evet arkadaşlar, yani gayet uzun bir video oldu. Bu arada sırada gelmeye devam edecek. Yani kitaba erişmeye imkanı olmayan arkadaşlar için de böyle bir proje
projeyle uğraşmayı düşünüyorum. Tabi yani okuduğum yerler hatalı okumamaya çalıştım olabildiğince, ki ben normalde hızlı okurum, olabildiğince sesimi yavaşlatmaya çalıştım. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. İlerleyen zamanlarda gelmeye devam edecek ve yani görünüşe göre bir 40-50 bölüm sürebilir. Daha bu kitabın giriş kısmı, yani barbarlardan, büyücü Bleu'dan ve onun yardımcısı olan Klaas'tan bahsettik. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha da diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani kitabı alıp satın almak isteyenler için de linkini aşağıya bırakırım. Feigokure adlı sitemizde de kitap hakkında makaleler var. Ama tabii bunlar spoilerlı. Kitabı bitirmişseniz oradan makalelere ulaşabilirsiniz. Daha da diyebileceğim bir şey yok. İleride gelmeye devam edecek kitapla ilgili videolar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feigocular.